Son 14 yılda komşularla sıfır sorun diyerek başlayan dış politika macerasında sıfır komşusu olan bir ülke gerçeği yaratıldığına şahit olduk. Biz hudut namustur derken IŞİD'li teröristleri Hatay'da devlet hastanelerinde tedavi ettirildiğini duymadınız mı? Kendi vatandaşlarımız acil kapılarında günlerce sıra beklerken IŞİD'li teröristlere VIP muamelesi yapıldığını bilmiyor musunuz değerli arkadaşlar? Dış politika diyalogtur, hoşgörüdür, sınır güvenliğidir, sınır bütünlüğüdür, ulusal çıkarlardır dedik, dedik ama dinletemedik. Orta Doğu'da ticaretle sınır kapılarını kapatan, tır filolarını çürümeye terk eden, Hatay'da kayıt dışı ekonomi olgusunun ortaya çıkmasına yol açan, ülkemizin neredeyse her yerinde üreticiyi perişan eden hükümetiniz değil mi Sayın Bak? Hatay kriz öncesinde yaklaşık 10 bin tır ile İstanbul'dan sonra ikinci büyük taşımacılık filosuna sahip. Orta Doğu'ya yapılan doğrudan ve transit ihracatın ekonomik yükünü taşıyan şirketlerin tırları maalesef şu anda çürümeye terk edilmiş. Bu tır filoları sadece Hatay'ın değil, Türkiye'nin ihracatını, Tokat'ın kirazını, Bursa'nın şeftalisini, Sakarya'nın soğanını, Niğde'nin patatesini, Alaşehir'in üzümünü, Antalya'nın domatesini, Adana'nın karpuzunu, Kayseri'nin mobilya malzemelerini, Denizli'nin pancarını, Uşak'ın nohutunu, Hatay'ın sevgisini, kardeşliğini, hoşgörüsünü taşıyordu. Orta Doğu ve ülke ekonomisine can suyu oluyordu. Hatay'ımızda yanlış politikalarınız yüzünden esnaf kan ağlıyor. Tüccar iflasın eşiğinde, iş yerleri ve fabrikalar bir bir maalesef kapanıyor. Önceden güler yüzün, her dilde barış şarkılarının, kardeşliğin, güven ve hoşgörünün hakim olduğu Hatay'ımızda maalesef şu anda kaygı ve endişe hakim. Her konuşmanızda yol yaptık, köprü yaptık diyorsunuz ama ulusal çıkarlarımızı yerle yeksan eden dış politikanız yüzünden ticaret yollarını, gönül köprülerini, kardeşlik bağlarını yıktığınızın farkında değil misiniz? Türkiye sözü dinlenmeyen, saygınlığı kalmamış bir ülke durumuna düşürüldü maalesef. Fırat kırmızı çizgimizdir denildi. Ne renk kaldı, ne çizgi. YPG Fırat'ın batısına girmeyecek denildi ama maalesef Fırat'ın batısını deldi geçti. YPG Membiş kentine girmeyecek denildi ama Membiş kentinde cuma namazı kıldı. Rakka operasyonunda YPG'nin bir rolü olmayacak denildi. YPG'nin sözcüsü Türkiye'nin Rakka'da hiçbir rolü yok diye açıklama yaptı. Sayın Bak ne diyorsunuz? Sayın hükümet yetkilileri, sayın milletvekilleri, dış politika tökezlemiştir. Fotoğraf bu kadar nettir. Örneğin bakın, örneğin Esad gidecek denildi. Dış politikanızın mimarı Davutoğlu gitti. Obama gitti. Çad denilen Hillary gitti. İngiliz Başbakan Cameron gitti. Mısır'ın Mursisi gitti. Emevi Camii'nde kılınamayan 5 bayram gitti. İsrail'de 2 hükümet de gitti. Ama Esad hala koltuğunda oturuyor. Neden? Çünkü öngöremediğiniz yanlış bir dış politika uyguluyorsunuz. Türkiye için umut ediyorum ki bu yanlış dış politikanız nedeniyle önümüzdeki ilk seçimde bu gidenler kervanına sizleri de milletimiz ekleyecektir. Buradan yetkililere tekrar sesleniyorum. Bütün dünyayı huzursuz eden dış politikanızdan, yanlış dış politikanızdan bir an önce vazgeçin. Barışı sağlayın. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada barış, yurtta barış ilkesinin gereğini yapın. Sınır kapılarını açın. Bir an önce bütün liderlerle, başta Suriye'nin merkezi yönetimiyle, Esad'la, Trump'la, Putin'le bir araya gelin, oturun, barışı sağlayın ve terör örgütlerini bitirin. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.